Otursanıza evladım. Nasıl oturalım Ömer baba? Bir haber yok, bir iz yok. Yeri bir tarif etsen aslında biz giderdik. Nasıl tarif edeyim evladım? Ormanlık bir yoldu. Dolaştırıp durdular. Hiç mi belirgin bir şey yoktu etrafta? Sadece benzinlik gördüm Ömerliği geçtikten sonra. Alo. Efendim abi. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür. Tamam abi. Hemen geliyoruz. Neredeymiş oğlum? İyi miymiş? İyiymiş Nazif anne. Bizi çağırıyor. Nereye Abdüley? Yürü hadi çabuk. Kripteksi istiyor abi. Ne olmuş Abdüley? Nereye istiyor? Abi bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi. Kripteksi getirin dedi. Tekrar arayacakmış. Demek ki hala yanlarında. Herhalde. Birader, konuşacak mısınız? Siz gidecek misiniz? Kripteksi istiyor abi. Nevzat'ta bir kopyası. Ne vardı lan bunun içinde? Ne için şantaj yapıyorlar? Hadi koçum çabuk ol biraz. En dibe koydum. Ondan şey ettim abi. Yavaş ol, kırmayasın CD'yi. O çakar almaz ne Nevzat? Dededen emanet abi. Bunda mıydı Nevzat? Evet abi. Hele şükür. Bu mu? Emin misin Nevzat? Polat abinin bana verdiği bu. Yoksa benim ne işim olur CD'yle midiyle? Hadi Abdüley, geciktik. Ne yapacağız Abdüley? Çatışacağız mı? Öyle bir şey olsa abi söylerdi. Telefonda sıkın mı diyecek Abdüley? Memati abi, sıkılacak bir şey olsa abi teknede mi olur? Belki bunu verince sıkacaklar Abdüley. Tamam abi, sıkalım. Boş boş konuşma lan. Yine de bir tekne ayarlasaydık iyiydi. Ya açılırlarsa? Alayım. Burada bekleyin. Ne dönüyor Abdüley? Bir şey anladın mı? Bir anlaşma var abi. Anladığım tek şey bu. Yarın aynı tarafta olacağımızı nereden bileyim?
Yarın olacakları söyleyeyim. Sen seç. Kırılma noktası 22 Temmuz seçimleri. Seçimlerde kimin ne oy alacağı, kimin iktidar, kimin muhalefet olacağı sadece parlamentoyu belirleyecek. Türkiye'nin kaderini değil. Türkiye'nin kaderini ne belirleyecek biliyor musun? Türkiye'nin Irak'a girip girmeyeceği. Peki neden sence? Amerika çekilecek belli bir takvimde. Bu kadar ölüyü, bu kadar masrafı kaldırabilecek bir siyaset durumuna sahip değil. Amerika çekildiğinde kendisinin istediği, güvenebileceği bir güç lazım. Maalesef Amerika için de en önemli seçenek. Amerika'nın sıkıştığı nokta ise Türklerin girdiği yerden çıkmayı sevmemesi. Irak'a girdiğimizde oradan çıkmak isteyen tarafta olur musun, olmaz mısın? Ben Türk'üm. Ama şunu da biliyorum. Girmenin de bir bedeli var, girmemenin de bir bedeli var. Hatta çıkmanın da. Şu anda ödediğimiz bedel girmemek. Her gün mayın patlıyor. Girersek her gün orada bomba patlayacak. Çıkmazsak bizi çıkarmak için herkes, siz bile elinizden geleni yapacaksınız. Şimdi söyleyin. Toros cinayeti bütün bu dengelerin neresinde? Bir gözünü ulusalcılara, bir gözünü küreselcilere kırpamazsın. İki gözünü kapattığın anı bekleyen biri vardır muhakkak. Devlet Çağrı Toros'a arsayı verdi, karşılığında sermayeyi oluştursun diye. Ama Çağrı hem Ruslarla nükleer işe girdi, hem İngilizlerle finans işine. Oysa eskiden sizinle birlikte çalışıyordu. Sana söyleyebileceğim bir tek şey var. Benim için eskiden diye bir şey yoktur. Karahanlı'yı sen öldürdün değil mi? Hayır. Kim? Bugün küreselci olanlar. Gazete için onay bekliyorlar. Bu ne? Oğlumun diyeti. Manşetten çıkarsınlar, içeride görsünler. Bu da iyi niyetim. Aramıza hoş geldin, Polat Alemdar. Çok korktuk. Halaya ne oldu? Satıldık abi. Gidelim bakalım.
kimi kime satmışlar. Anlatmayacak mısın usta? Ne anlatayım Memati? Usta, Ömer babayı bıraktılar. Belli ki seni de öldürmeyecekler. Biz CD'yi niye verdik bunlara? Karşılığını almadığımız bir şey vermedik. Bundan sonra ne olacak abi? Aralarında harp çıktı çıkacak. Hepsi bizi yanına almak isteyecek. Biz kimin yanında olursak o kazanacak. Kimin yanında olacağız usta? Hiçbirinin. Davut Tataroğlu takip edilecek Abdüley. Bakalım bizden sonra kime gidecek?